ve başarılar diliyorum. İnşallah Kıbrıs Türk halkının beklentileri doğrultusunda başarılı hizmetleri imza atacaksınız. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm kabinemiz olarak size elimizden gelen desteği vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın sizlere selamları var. Bu vesileyle onları da iletmek isterim. Kararlı bir şekilde çalıştığınızı görüyoruz, takip ediyoruz. Koronavirüsle mücadeledeki başarılarınız için de ayrıca tebrik ediyoruz. Son günlerde ilave tedbirler aldınız. İnşallah bu tedbirler konusunda da tabii Türkiye'de de tedbirler aldık. Halkımız biraz daha sabrederse sonu selamet. Diğer taraftan aşı çalışmaları başladı hem Türkiye'de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Şu ana kadar 40 bin doz aşıyı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne buradaki kardeşlerimiz için ulaştırdık. Sizlerin koyduğu kriterler çerçevesinde aşı çalışmalarını başlattınız. Tahsin abi de bugün aşı olmuş. Yaş grubundan mı, kabine grubunda şeyine, kriterinden her ikisi de. ve tabii önümüzdeki süreçte de tamamen burada aşı olması gereken herkesin aşılanabilmesi için gerekli, yeterli aşıyı da Türkiye'ye geldikçe yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de göndereceğiz. Kıbrıs Türk halkını bu anlamda da yalnız bırakmayacağız. Sayın Başbakanım, malumunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini uluslararası toplum ve BM bekliyordu. Daha önce bizim teklifimiz üzerine 5+1 BM gayri resmi toplantının gerçekleşmesi için trafik biraz hızlandı. LUT adaya geldi, bize geldi. Tekrar yakın zaman içinde adaya geldi. Arkadaşlarımızla teknik görüşmeler, ben de görüştüm. Ve BM'nin genel sekreterin böyle bir toplantıyı Mart ayında mümkünse gerçekleştirme arzusu var. Tabii New York'taki, Amerika'daki COVID durumuna göre biz Cenevre'de olabilir diye yine önerdik. Sonuçta zaman yaklaşıyor. Öncesinde tabii burada sizlerle beraber bu süreçte Türkiye ve KKTC olarak nasıl bir tutum sergiliyoruz, nasıl sergileyeceğiz, hangi adımları atıyoruz, bunların değerlendirmesini de bu ziyaretin marşında inşallah yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında yarın da yine bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bakan Yardımcım Sedat Bey'in başkanlığında Türkiye heyeti ve burada müzakere heyetindeki arkadaşlar bugün kendi aralarında bir teknik çalışma yaptılar, devam edecekler. Yarın inşallah hep beraber bunu değerlendireceğiz. Dolayısıyla ziyaretimin sebebi hem Kıbrıs sürecini birlikte değerlendirmek hem de yeni kurulan hükümetimizde olan desteğimizi bir kere daha göstermekti. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum Sayın Başbakan. Sağ olun. Sayın Bakan, öncelikle adamıza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Sizleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmek bizler için bir onur kaynağıdır. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler tarihi bağlarımızdan dolayı ana vatan yavru vatan ilişkisi içerisinde ve Türk ulusunun kopmaz bir parçası olarak devam etmektedir. Bizler de burada Türk ulusunun bir parçası olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her zaman ana vatanımızla birlikte hareket edip özellikle bölgemizdeki mavi vatan konusunda da sizlerle birlikte her türlü kararı almaya ve bunu uygulamaya devam edeceğiz. Bunun yanında her zaman ana vatan Türkiye Cumhuriyeti, Allah razı olsun, yanımızdadır. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. İlk ziyaretimizi de gerçekleştirdiğimiz zaman gerek 2020 mali protokolünün gerçekleşmesi, gerekse 2021 yılında imzalayacağımız mali protokolle ilgili olarak da bir takım görüşmeler yapmıştık. Ve bunun da meyvelerini hep birlikte ülkemizde gördük. İnşallah 2021 yılında bunu da görmeye devam edeceğiz. Bütün dünya COVID-19 sürecinden dolayı çok sıkıntılı bir dönem geçirmektedir.
bugün dünyanın en büyük 10 ülkesine baktığımızda bu 10 ülkede ne hikmetse ilk 10'da yer almaktadır COVID'le mücadele konusunda. Onların da durumu içeriğidir. Ne ekonomik anlamda ne de ülkenin sağlığı anlamında. Tabii paralel olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizler de aynı sıkıntılarla boğuşmaktayız ama Allah razı olsun diyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti bize göndermiş olduğu 40 bin doz aşı ile ve fasılalarla da göndereceği aşılarla inşallah ekonomimizin önündeki en önemli engeli de hep birlikte aşacağız diye inanıyorum. Kıbrıs konusuna gelecek olursam, Kıbrıs konusunda çözüm bulunamamasının tek sebebi Rumların aslında Kıbrıslı Türklerle tarih boyunca hiçbir şeyi paylaşmamasından kaynaklanmaktadır. Burada Birleşmiş Milletler'in önündeki en uzun süreli çözülmeyen tek dosya Kıbrıs dosyasıdır. 52 yıldır bence konuşulmamış sayfası, paragrafı değil harfi kalmamıştır işlerin. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler'in Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini bile tanımak istememesi, bunun yanında 6 parametre olan yönetim ve güç paylaşımı, toprak, mülkiyet ve garantörlük konusunda ayak sürmeleri, kısacası Birleşmiş Milletler parametreleri içerisinde de bugüne kadar hiçbir parametrede anlaşmaya varılmaması, bence Kıbrıs konusunda artık farklı bir yönelime geçmenin zamanı geldiğini ifade etmek içindir. Transmontana'da zaten sizlerin de bulunduğu ortamda, anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin de bulunduğu ortamda, gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün iyi niyetine rağmen yine herhangi bir çözüm bulunamamıştır. Bu da artık federasyon görüşmelerinin çok da fazla bir anlamı kalmadığını ifade etmektedir. Sizlerin de o günkü açıklamanızı ben çok net hatırlıyorum. Artık masa dışında anlaşılmadığı takdirde herhangi bir masanın kurulmasının çok da mümkün olamayacağını ifade etmiştiniz. Bu bağlamda bu 5+1'e de gidilecekse önceden bütün konuların anlaşılmasından sonra masanın kurulabileceği ifade edilmişti sizin tarafınızdan da. Bu çerçevede de baktığımda 5+1 bizler de bütün Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince buna katılacağımızı ifade ettik. Ama dışarıda anlaşılmadan bu toplantılara katılmanın da Kıbrıs Türk halkı için bir önemi olacağını düşünmüyorum. Bu çerçevede federasyonu artık görüşemeyeceksek neyi müzakere edeceğimiz konusundan çok bizler anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte iki devletli bir çözümü nasıl savunabileceğimizi inşallah yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın aday yapacağı ziyaret çerçevesinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyada görünürlüğünün nasıl artırılabileceği konusunda da sizlerden gerek sizleri de şahsen Avrupa Parlamentosu'ndaki görev yaptığım sürede de AKPA'da da görev yaptığım sürede verdiğiniz destekleri biliyoruz. Bu desteklerin sizlerden devamını rica edeceğiz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyada görünürlüğünün artırılması ve artık iki devletli bir çözüme ulaşmak için neler yapabileceğimizi çok net bir şekilde ortaya koyalım. Kıbrıs Türk halkı egemen eşitliğinden asla taviz vermeyecektir. Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi bizler için hayati önem taşımaktadır. Biz bunun dışında herhangi bir çözüm modelinin de Kıbrıs Türk halkının yararına olacağını inanmıyoruz. Bu bağlamda sizi ve ekibinizi ülkemizde görmekten duyduğum mutluluğu tekrar ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz diyorum.